sizi bilmiyorum ama benim saçım böyle istediğim gibi ise, bakımlıysa, güzel görünüyorsa benim modum direkt yükseliyor. Yani makyajım olmasın hiç önemli değil. Üzerimde pijamalar olsun, eşofmanlar olsun. Mesela sabah kalkıyorum, sabahlıkla şöyle bir aynaya bakınca hiçbir yerime bakmıyorum. Sadece saçlarıma şöyle çok güzel görünüyor. Evet. Bu sonuca ulaşmam kolay olmadı. 30 küsür senemi aldı diyebilirim aslında. Keşfettiğim ürünler ve yine aynı şekilde bakım rutinim. O yüzden hepsini tek tek paylaşmak istedim. Buna koskoca bir bakım rutini dosyası diyebiliriz aslında. Tabii saç tipiniz çok önemli. Benim saçlarım ince telli ama ne dalgalı ne de düz olan bir saç yapım vardı. Yani ya maşa yapıp dalgalandıracaksınız ya da düzleştireceksiniz. Şöyle hatta kapaktaki fotoğrafı iyi göremediyseniz saçımın böyle normal kurutulmuş hali bu şekildeydi. En sevmediğim şey de saçımın sabah yıkadığım saçın akşam böyle sanki 3-4 gündür yıkanmıyor gibi görünmesiydi. O yüzden bazı saç tipleri vardır ki benim gibi bu saça bir şeyler yapmanız gerekir. Şekillendirmeniz gerekir falan. Hatta küçüklük fotoğrafımı göstereyim. Bildim bileli böyle tülerik bir saçım vardı. Küçükken tatlı oluyor ama büyüdüğünüzde kendinizi dediğim gibi bakımsız hissedebiliyorsunuz. Peki neler kullanmaya başladım? Hadi gelin onlara geçelim. Şimdi öncelikle bu saçlarımı daha bakımlı hale getiren ilk şey saç botoksu oldu. Kuaförümden öğrendim bunu. Dedi ki saç botoksu diye bir şey var. Saçına bakım yapıyor. Aynı zamanda da düzleştirme yan etkisi var. Ha, neymiş dedim, deneyelim. Bu keratin Brezilya fonundan falan daha farklı bir şeymiş. Bakım yaparken yan etkisi düzleştirmekmiş. 4 sene önceydi, 2019 olması lazım, daha da fazla olmuş. İlk o zaman denedim. Hakikaten saçlarım böyle 2-3 ay boyunca daha düz durdu. O kabarıklığa gitti. Ama işte bir süre sonra sağlıksız bu durum falan gibi haberler çıkmaya başladı. Çünkü solurken bile gerçekten böyle keskin bir kokusu var. Sonuç olarak böyle ben de yavaş yavaş olsa da farklı şeyler kullanmaya başladım. Deniyordum zaten bir yandan da. İlk şununla başlayacağım. Hem aslında duş alma döneminden böyle adım adım anlatayım. Aveda'nın bu şampuanıyla tanıştım. Aslında bu bir işbirliğiydi benim için. Bu arada ojelerimin kusuruna bakmayın, silecektim ama unutmuşum. İlk bunu marka bana gönderdiğinde denemek istiyorum dedim. Ve denediğimde hakikaten saçlarımın daha yumuşak olduğunu fark ettim. Çok hoşuma gitti. Sonuç olarak biz işbirliğini yaptık ben ürünü beğendiğimden dolayı. Zaten işte hem hayvan deneysiz hem içeriği doğal hem de zaten markayı biliyorsunuzdur. Markanın güzel iddiaları var. Sonra işbirliği bittikten sonrasında ben gidip şampuanın şu şekilde büyük boyunu aldım. Ki normalde daha öncesinde eğer denemeseydim ve etkisini görmeseydim pahalı bulup almayacağım bir şampuandı. Sonra bitti. Böyle bir tane daha aldım. Bu ikinci aldım. Alırken yine pahalı mı diye düşündüm. Sonra aylara böldüm böyle. Kullanımımı hesapladım. Dedim değer edeceğim. Etkisini düşün. Dolayısıyla biz 2 sene küstürdür herhalde. Aveda'nın bu şampuanıyla sakinleştirdiği için saçlarımı beraberiz. Kokusunu falan da seviyorum. Peki duşta ne yapıyorum? Duşa girdim. Bir tane böyle çok büyük olmayacak parça, pahalı da olduğu için elime alıp eğer çok çok kirli değilse saçım sadece bir kere şampuanlıyorum. Şampuanladıktan sonra saçıma bir maske uyguluyorum. Maske aslında iki, yani mesela Lush'tan en son şunu almıştım. Göstereyim. Çok güzel kokuyor bu arada. Böyle kış kurabiyesi gibi bir kokusu var. İçini de göstereyim, bitirmek üzereyim. Saçta günlerce böyle kokusu kalıyor. Yani bir 2 gün falan rahat gidiyor ve saçı yumuşacık yapıyor öncelikle bu. Ve ben çok yukarı kullanmıyorum saçım ince telli olduğu için ağırlaştırmasın diye. Yine aynı şekilde bu Marc Anthony'nin aslında bu kıvırcık saçları sakinleştirmek için ama ben etkisini çok sevdiğim için bu da ikinciye kullandığım bir saç maskesi. Şöyle göstereyim içeriğini de. Bunların ikisi de saçımın uçlarını çok güzel yumuşatıyor. Ama eğer bunları kullandıysam duştan sonra saçımı kuruturken bir şey sıkmıyorum. Şayet bu bakım maskelerini kullanmadıysam şu yeni aldığım Cosmed'in bu spreyini kullanıyorum. Bu da keratin sprey diye geçiyor. Bunu sıktığınızda saçınız hem sakinleşiyor, o işte tülerikliğe gidiyor, onu gözlemledim. Hem de kolay taranabilir hale geliyor. Şu an stoklarda tükenmiş, ara ara çok beğenilen bir ürün çünkü. Yine aynı şekilde ısıdan da koruduğu için de çok viral olmuş. Ben o videosunu göremedim, paylaşılmış. Bu spreyi dediğim gibi eğer bu bakım kremlerini kullanmasam sıkıyorum. Peki neyle tarıyorum? İnce telli saçlar bilir, tararlar ve 2-3 saniye sonra saç direkt karışır. O yüzden Naşita'nın bu tarağını kaç sene oldu hatırlamıyorum aldım. Ve üzerine başka markaları da almama rağmen ben en çok bunu sevdim. Nereye gidersem de bunu götürüyorum. Fırçaları bu arada temizlemek de çok önemli. Böyle bir ayda bir, 2 ayda bir, bu konuda çok iyi değilim. Baya böyle sabunlu suyla iyice çitileyerek yıkamak gerekiyor. Çünkü diplerinde kalıyor. Ama tarak olarak ben çok memnunum, çok seviyorum. Saçımı güzel tarıyor, aynı zamanda açıyor da ince telli saçlara sevgiler. Bir de keşif gibi keşif dediğim bir ürün göstereceğim. Çok tesadüfen aldım. Sadece rafta başka bir şey bakarken keşfettim. Bu Olaplex'in volüm spreyi.
Bunun olayı saçınıza volüm vermesi. Kurutmadan önce, yani kurutmaya başlamadan önce şu diplerine, neresinin artık daha volümlü durmasını istiyorsanız sıkıyorsunuz. Ve saçınız gerçekten volümlü duruyor. İnce telliyse ve böyle çok düz, sönük saçlarınız varsa düşünebilirsiniz. Tekrar göstereyim şöyle. Bunun daha uygun fiyatlı bir muadili var mı bilmiyorum. Ama ben Amerika'da başka bir ürün bakarken tesadüfen gördüm. Hatta alırken kasadaki kız kullandın mı, iyi mi dedi. Dedim ilk defa alıyorum. Bunu da bu sıralamaya eklesem güzel olur. Buraya hemen küçük bir es vereyim. Duş öncesi yağlar, bakımlar var ama hiçbirini çok düzenli kullanmadığım için bu videoya dahil etmek istemedim. Şimdi saçımızı yıkadık. Maskeyi yaptık ya da yapmadık. Sprey sıktık. Ardından taradık. Sonrasında geldik kurutma işlemine. Benim saçımın şu an bu şekilde durmasının en büyük, tabii ki bunların da etkisi var. Fakat %50 hatta %60-70 diyebileceğim payı Dyson. Yani bunu söyleyeceğimi hakikaten geçen senelerde hiç düşünmezdim. Ama ben bu ürünle artık mezara kadar, yani tövbe tövbe. Kurutma başlığını öncelikle çok seviyorum, onu söyleyeyim. Ben Xiaomi'nin makinesini kullanıyordum. Hatta ilk alacağımız zaman Can'la böyle arada kalmıştık. Ben Dyson'ın kurutma makinesini istemiştim. Çünkü bunu istemememin sebebi bu şekillendiricilere ihtiyacım olmadığını düşünüyordum. Sebebi de her yerde videosunun, yani bu ürünün genel olarak anlatılan başlığının bu olmasıydı. Ben de hep şunu söylüyordum. Ya benim çok güzel maşam var zaten. Birazdan onu da göstereceğim. Ben zaten dalgalı yapabiliyorum. Yani bu tutacak tutmayacak belli değil. Hiç gerek yok diye iddia ediyordum. Ama ürün bana kalırsa eksik anlatıldı, eksik tanıtıldı. Ta ki bana kadar diyormuşum. Ben size anlatayım. Belki eskaza tesadüfen denk geldiniz bu videoya. Şimdi zaten başlığı gerçekten güzel kurutuyor. Yani saça hasar vermemesiyle ünlü bu alet, biliyorsunuz. Diplerini şöyle bir 3-4 dakika kadar, artık saça göre değişir, kurutuyorum. Daha sonra da bu başlığı çıkarıp bu ince telli saçlar için olan tarama başlığını tarayarak kurutuyorum aslında. Onu takıyorum. Ve saçımın geri kalanını hem tarıyorum, tararken bir yandan da kurutuyorum. Ki çok düşük ısı kullanmama rağmen saçımda herhangi bir hasar yok. Daha yeni kestirdim, kuaföre gittim çünkü. Orada da konuştuk. 10 dakikada ne oluyor? Saçım bu hale geliyor. Bayağı bildiğiniz bu hale. Ve dediğim gibi 10 dakika. 10 dakika bende şu. Duşa girdim. Zaten normal kurutma süren bu olduğu için hiçbir şekilde hani saçımı şekillendirmeden evden zaten çıkamıyorum. Çünkü istemesem de şekilleniyor. Vay be. Bu başlığı da eğer vaktim varsa hemen şuralardan şöyle uçları kıvırıyorum, dalga veriyorum, hareket katıyorum ve gidiyorum. Ha çok mu kalıcı? Ben böyle hani hafif dalga seviyorum, çok yoğun değil. O yüzden beni tatmin ediyor. Ama çok kalıcı dalgalar isterseniz bence aradığınız bu değil. Bu fırçaya da elim alıştı. Bunda da fön çekiyorsunuz gibi ama bunu daha böyle parça parça ayırıp yapmanız gerektiği için bu biraz daha el işçiliği istiyor. Benim her zaman kolaya kaçtığım fırça bu tarak fırçası oluyor. Keşke 2 sene, 3 sene önce biri anlatsaymış bu başlıkları bu şekilde, ya da belki anlatıldı ben görmedim ve daha önce alsaymışım. Çünkü vakit çok önemli. Benim en sevmediğim şey hani aşırı vakit harcamak, böyle bakıma olsun, saça olsun. Bunu aslında bu kadar övmemin sebebi de pratik olması her şeyden öte. Eğer bu saça ben böyle 40 dakika harcıyor olsaydım, yarım saat harcıyor olsaydım, belki 25 dakika harcıyor olsaydım bu kadar anlatmazdım, bu kadar övmezdim. Dyson'ı da övdüysek devam ediyoruz. Tam buraya yine bir şekillendirici göstereyim. Dediğim gibi eğer maşa yapacaksam, böyle dalga dalga maşa istiyorsam, ki son zamanlarda bayağıdır yapmadım. Ben Remington'ın şu maşasını kullanıyorum. Boyu falan benim için tam ideal ve kalıcılığını kesinlikle çok seviyorum. Mesela bu maşayla dalga yaptığımda 3 gün artık ne kadar da yıkarsam o kadar kalıyor dalgalarım. Kime aldırdıysam, çok beğendi, aşağı bulabilirsem tam kolunu ve linkini vereceğim. Eğer maşa maşa bir şey istiyorsanız bu benim demirbaşımdır. Şimdi saçları kuruttuk. Uçlarını böyle biraz daha nemlendireyim, biraz daha sakinleştireyim dediğim noktada da finali bu Body Shop'un şu Grapeseed yağıyla yapıyorum. Bundan çok küçük bir pompa alıyorum. Saçlarımı yazıyor bu arada arkasında. Çok küçük bir pompa alıyorum. İki elimde şöyle karıştırıp uçlarına doğru, diplerine dediğim gibi bir şey sürmüyorum. Sürdükten sonra zaten gözle görülür bir fark oluyor bence. Ama saçtan saça da çok değişiyor aslında bunlar. Bir yandan onu da not düşeyim. Tam bu noktada şunu da göstermem lazım. Bu da bir saç parfümü Dede'nin. Özellikle böyle bir yere gittiğinizde saçınıza koku siniyor ama saçı da daha yeni yıkamışsınız. Hani bir gün daha dayansın istiyorsunuz. Böyle sigara içilen yerlerde falan olabiliyor. İçinde değerli yağlar vardı ama hangileri hatırlamıyorum. Çok güzel bir kokusu var ve kalıcı. Hatta bir daha koklayasım geliyor genelde şişeyi elime aldığımda. Bunu da göstermiş olayım. Sonrasında bir de hayal kırıklığı bir ürün göstermek istiyorum. Hep memnun kalacağız. Bu Rare Beauty'nin saç ve vücut misti diye geçiyor. Aslında çok güzel kokuyor. Çok hafif bir kokusu var. Ben bunu Bangkok'ta görünce aa buraya daha önce gelmiş diye hemen atladım aldım ama hiç kalıcı değil. Yani keşke biraz daha kalıcı olsa. Çok
fresh kokuyor. Eminim içeriği de güzeldir. Her ne kadar bakmamış olsam da. Ama yani arada sıkıyorum. Beklentisizce. Saç dosyası olduğu için şunlardan da bahsetmem lazım. Benim buralarımda kellik vardı. Yani bildim bileli buralarım boştu. Ve ben de hani biraz daha en azından doldurabilir miyim diye arada bir şeyler deniyordum. Bundan 2 sene önce olması lazım. Dermaroller yapmaya başladım ki ben çok korkarım böyle şeylerden. Biliyorsunuz dermaroller yüzüne yapan var. Bir sürü iğne giriyor mesela. Ben anca hani şuralarıma korka korka onda da. Şöyle 0,5 milimetrelik bir dermaroller almıştım bayağı araştırarak. Sonra arkadaşımın videosunu izledim. O bayağı anlattı. Bunu böyle haftada 1-2 duştan çıktığımda temiz saça yine aynı şekilde bunu da böyle alkollü temizleyicisiyle temizleyerek ki bunu da bir süre sonra değiştirmek gerekiyormuş kullanımdan yaptım. Ve o sırada daha hayvan deneysiz ürünler konusunda bilinçli olmadığım için şu fitoyu almıştım. Bu güzel bir ürün aslında. Made in France ama niye bilmiyorum hayvan deneyiyle. Şöyle bu etkili bir ürün. Bunu da söylemek boynumun borcu ama o öyle olunca yine Cosmed'in bu saç çıkaran anti hair loss yani saç dökülmesine karşı olan serumu da yine saç çıkarma konusunda ya da çıkan bebek saçları büyütme konusunda iyi olduğu için önerildiği için sonrasında bunu aldım. Bunu kullanmaya başladım ama tabii bunu da tarihi geçmediyse kullanmaya devam edeceğim. Bu üçlü benim şuralarımda böyle bebek saçları büyütmek ya da Dermaroller sayesinde böyle olmayan saçları biraz daha çıkarmak etkili mi? Bu arada etkili. Yani bayağı gerilere kadar saç yoktu. Buralarımda böyle minik minik saçlarım var. Saçlarıma dalga yaptım ya da işte Dyson olsun, diğer maşayla olsun. Diğer maşayla bir şey sıkmama gerek kalmıyor da işte Dyson'la eğer böyle o bukleleri yaparsam şunu kullanıyorum. Bu sprey bence yeterli. Öyle sertleştirmiyor. O yüzden seviyorum. Ama aynı zamanda işte yerli bir marka olduğu için ve yine hayvan deneyisi olduğu için de tercih ediyorum. Peki saçlarımı toplayınca ne yapıyorum? Biliyorsunuz artık saçlarımı toplamaya başladım. Onda da herkes önerince ben de şu sticky'i aldım. Fakat bu sticky'i ben çok fazla kullanırsam yağlı gösteriyor saçımı ve ben o yağlı görüntüyü sevmiyorum. Yani çok parlasın istemiyorum açıkçası. O yüzden şu ürünü yine gördüğümde denemek istedim. Bu da mat bir aslında şey, wax. 2 numaraymış. Doğal tutuş diyor. Aşırı da yapıştırmıyor. Şu fırçalarla topuz fırçaları diye geçiyor bunlar. Mutlaka yoksa alın bu arada. Şöyle batırıyorum üşengeçliğimden ve onunla bir şekilde yapıştırıyorum. Güzel oluyor. Ben sevdim. Zaten kolay kolay bitecek bir ürün de değil yani sürekli kullanmazsanız. Ya da sürekli kullanın bilmiyorum. Şöyle bir bakıyorum da her şeyi anlattım. Umarım işinize yarar. Benim için gerçekten çok kıymetli bir dosya oldu. Hepsi böyle zamanla keşfedilmiş, deneye yanına daha doğrusu bulunmuş şeyler. Çok isteyen vardı aranızda. Bu saç ürünleri aslında kişiden kişiye çok değişiyor. Çünkü saç tipi diyorum ya benimki mesela ince telli ve kabarık. Dalgalı desen değil, düz desen değil. Dolayısıyla ben böyle kısa sürede hem sonuç alabileceğim hem de böyle saçımı sağlıklı görüntüsünden de ulaştırmayacak böyle bir çözüm buldum. Ben saçımın bu halini çok seviyorum. Çünkü böyle sakinken ister maşa yapıyorum, ister topluyorum, istersem tokayla başka şeyler yapıyorum. Keza böyle renkli boncuklar takmayı falan da seviyorum. Sadece Amerika'ya giderken mesela zorlandım. O zaman saç botoksu yaptırmıştım. Bu arada onu da söyleyeyim es geçmeden. En son saç botoksunu Kasım'da yaptırdım. Kasım'ın sanırım 10'u falandı ve şu an bu videoyu 23 Mart'ta çekiyorum. Ne kadar süre geçmiş aslında? Botoksun etkisi falan kalmadı. Zaten normal kuruttuğumda böyle saçım bayağı kabarıyor. Videonun yavaştan sonuna geliyoruz ama son bir şeyi az kalsın söylemeyi unutuyordum. Kuru şampuan. Ben kuru şampuanı çok fazla kullanıyorum. Yani yıllardır hayatımda olan bir şey. Saçlarım ince telli olduğu için. Şimdi mesela ilk gün yıkıyorum ya. Ertesi gün ihtiyacım olmuyor. Belki ertesi günün akşam üstüne doğru. Saçımı da çok sık yıkamak istemiyorum aslında. Kuru şampuan kullanmamın sebebi bu. Yıllardır her ne kadar yeni markalar denesem de hep tek bir markaya geri dönüyordum. Ta ki bununla tanışana kadar. Bunu aslında bana marka gönderdi. Çok sevgili bir arkadaşım çalışıyor orada. Ve ben bu konularda biliyorsunuz zaten çok pipirikliyim. Deneyince böyle bir dedim güzelmiş. Hatta arkadaşım yanımda dedim bir bak bakayım ya nasıl duruyor. Bayağı iyi dedi. Arkasında Made in Türkiye yazıyor öncelikle. Gurur duydum. Valla benim yeni kuru şampuan markam budur. Şöyle göstereyim. Hep dolabımda vardır. Seyahate giderken yanıma alırım. Evden eksilmeyen şeylerden biridir. Çünkü hemen böyle tek iki fısla canlandırabiliyor. Yağlı saçla gezmeyelim diye. Her şeyi söyledim. Umarım işinize yarar. Benim için ilk defa böyle full hani bir şeye çözüm bulup böyle sizinle paylaştığım bir video oldu aslında. Saç bakımında kazanan ben oldum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Eğer sorunuz varsa bunlara rağmen aşağıda buluşabiliriz. Hoşça kalın. Herkese iyi pazarlar.